Bugün genel olarak baktığımızda ya önceki maçlara göre hem tempomuzun hem pozisyon üretmemizin rakip üzerindeki baskının daha altında bir maç ortaya çıktı. Belki ilk yarı bu biraz daha iyiydi ama yine çok önceki maçlara göre ilk yarılardaki başlangıcımıza göre daha altındaydı. 1-0'lık üstünlükle devreye girdik. İkinci yarıda da rakibin de özellikle iyi ayaklara sahipler. Saha içi parselizasyonu iyi olan bir takım. Özellikle orta sahadaki topa dokunuşlar ve kanat oyuncuların çizgiye basması, buradan da yaptıkları hamlelerle zaman zaman bize de pozisyonlara girdiler. Yine ikinci gol, aslında devre arası da ilk söylediğim ikinci golü bulup maçı daha rahat bir şekilde götürmekti. Ama ikinci golü bir türlü bulamadık. Bu pozisyonlar da geldi. Devamında rakibimize de pozisyonlar geldi. Burada birbirlik bir sonuç da ortaya çıkabilirdi. Bu tür maçlar öncesi, tabii derbi maçları öncesi bu tür maçlar biraz zor oluyor. Hem konsantrasyon hem de bir sonraki maçı düşünmek. Baktığımızda hem kart hem sakatlık farklı şekilde bir sonraki maçı da bir yandan düşünmek bazen bu performansınızı alta çekebiliyor. Bugün genel olarak baktığımızda önceki maçların daha altında bir Galatasaray takımı vardı. Yine ürettik, yine gol kaçırdık. Yine sonlandıramadığımız çok fazla pozisyon oldu ama genel olarak bundan daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bunu biliyoruz. Yayıncı söyledim aynı şeyi. Yani geçen sene de bu tür maçlar, bir iki tane maç oynamıştık. Onlara benzettim biraz bugünkü maçı. Ama genel olarak kazanmak önemliydi. İç sahadaki kazanma performansımızı devam ettirdik. Yine bir sonraki maça, derbiye yine aynı puanda giriyoruz. Bu da bugünün aslında baktığımızda genel olarak iyi olan yanı, 3 puanlık bir galibiyet. Doğru, yani önde aslında iki forvet gibi oynuyoruz. Hem Icardi hem Mertens, yani ikisinin de bugün özellikle Karagümrük savunmasının bloklar arasında zaman zaman rakibini buluşturduğunu düşünerek ikisinin de çıkıp top almasını istedim. Onların yaratacağı alanlara da aslında sadece kenar hücumların dışında o alanlarda çıktı aslında ilk yarı. 2-3 tane çok net Kerem Aktürkoğlu'nun da koşu yapabileceği alanlar çıktı. Ama öne savunma arkası koşuları çok iyi yapmadık. O pasları da atmadık, düşünmedik. Yani bizim belki eksiklerimizden biri savunma arkasına koşu, pas. Ya bunlar bugün içerisinde merkezde adam adama takipler de vardı bugün. Bu takiplerde boşluklar da çıkmıştı. Bir iki tane koşu yaptık ama genel olarak baktığımızda, yani özellikle sağ tarafın özelinde Mertens'in oraya zaman zaman kırıldığı, ters taraftan Kerem'in tabii içe girişleri vardı. Barış'ın daha çizgiyi kullanmasını istedik. Ama pas, bence şiddetimiz, yani pas hızımız özellikle savunmadan çıkarken bu biraz daha bizim istediğimizin çok altında kalıyor. Yani çok daha hızlı oynamanız gerekiyor. Özellikle bu tür kapatan takımlara, merkezi kapatan takımlara karşı geriden çok daha hızlı oyun kurmamız gerekiyor. Burada da çok yavaş zaman zaman, yani çizgi mi bulacağız, hakim mi bulacağız, Mertens'i mi bulacağız, yön mü değiştireceğiz, savunma arkasına mı atacağız? Burada yavaş oyun bazen bizi tabii ki zorlaştırıyor işimizi ama yani genel oyuncu performansı da aslında, yani diriliğini de ben bugün çok mutlu olmadığım şeylerden biri. Yani bundan önceki maçlara göre daha bugün biraz daha çok maçla oynamadık ama hafif böyle bir yorgunluk var gibiydi takımın üzerinde ama bunu yorgunluğu oluşturacak bir şey yoktu. Dediğim gibi bazen maç öncesi konsantrasyon, hazırlanma, bir sonraki maçı düşünme, bunlar da etkili olabiliyor. Evet, yani Icardi'nin performansı tabii ki, yani 2-3 oyuncumuz bu şekilde, aslında %100'üyle oynamayan oyuncularımız var. Bu son dönemde, yani buna işte Zaha'da da aynı sıkıntı, o da zaman zaman iğne olarak bileğindeki ağrılarla oynadı. Biraz daha iyiye doğru gidiyor. Icardi daha iyiye gidiyor her geçen gün. Zaman zaman iğne olmadan da antrenmanlar yapıyor, daha iyiye gidiyor. Hakim Ziyech'te aynı sıkıntıyı yaşadık. Yani bizim tabii ki %100 olmayan ama onlara çok ihtiyacımızın olduğu ve bizim için özel oyuncular var. Sahada çıktıklarında en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani şöyle de bakıyorum, yani bizim takım olarak da Icardi'yi daha çok buluşturmamız gerekiyor ceza sahası içerisinde. Yani santrafor'u besleyecek olan da onun çevresindeki oyuncular. Yani
Bazı santrafor var, kendisi yaratır. Bazı santrafor var, ona çok fazla top getirmeniz gerekir. Burada son pas tercihlerinde Icardi'ye ulaştıramadığımız birçok top oluyor. Yani burada Icardi'nin buluşma sayısından çok, yani biz kaç kere onu buluşturduk. O da bizim için aslında incelememiz gereken şeylerden biri. Geçen seneye oranla oyun olarak zaman zaman daha iyisi oluyor. Zaman zaman altına da düştüğümüz oluyor. Tabii ki geçen sene tek maçla haftaları geçiyorduk. Bu sene Şampiyonlar Ligi gibi çok ağır bir grup maçları oynadık. Sezona çok erken başladık. Yani 12 tane Avrupa Kupası lig maçları ile birlikte belki bir sezonu, geçen seneki sezonun %70'inde oynadığımız maçı biz şu ana kadar oynadık. O yüzden geçen sene biraz daha diri, biraz daha hazırlanma şansımız oluyordu. Bu sene hem Şampiyonlar Ligi ile birlikte hazırlanma şansımız daha azalıyor tabii ki. Oyuncuların fiziksel olarak yorgunlukları da oluyor. Bunun yanında tabii Şampiyonlar Ligi oynayan Türk takımlar hep ligde kötü gitmiştir büyük oranda. Biz bunu da kırdık aslında. Hem ligdeki gidişatımız aynı şekilde devam ediyor. Hem Şampiyonlar Ligi oynayıp oradan Avrupa Ligi'ne devam etme yolunu bulduk. Yani bu da iki tarafı da bir arada götürebilme anlamında, başarılı bir şekilde götürebilme anlamında da bizim için bu sene daha değerli. Yani geçen seneler arasındaki en büyük fark bu. Yani son iki maçımızı 3-1, 4-0 kazanmıştık iç saha maçlarını. Bugün yani Karagümrük de oyun olarak çok iyi bir takım, iyi oynayan bir takım olduğunu söylemek istiyorum. Bize karşı da iyi oynadılar. Fenerbahçe'ye karşı da deplasmanda çok iyi oynadılar. Burada Karagümrük'ün hakkında vermek gerekiyor. Yani bugün maç bittiğinde galibiyete tabii ki sevindik. Yani ilk düşüncemiz yani iki fark veya üç farklı kazanmaktan çok bugünkü 3 puanın değerli oldu. Çünkü iyi bir takıma karşı oynadık. Yani rakiplerine ligde zaten bizim analizimizde de en az pozisyon veren takımlardan biri, en az şut şansı veren takımlardan biriydi. Yani böyle bir takıma karşı yine kazanmak da çok önemli. Burada 3 puan her şeyin önünde bizim için. Yani o konuyla ilgili çok bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece futbolla alakalı değil bu. Yani biz ülke, yani insan olarak nasıl bu hale geldik de diyebiliriz. Yani bunu bence futbola sadece bağlamamak gerekiyor. Yani şu an geçen hafta gerçekten hepimizin çok üzüldüğü bir olay oldu. Ama 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada yine kavgalar başladı. Birbirine saldırmalar, troll hesaplar başladı. O onu hakkında bir şeyler üretmiyor, öbürü onun hakkında. Yani o yüzden bu ülkede bir şey değişmiyor. Yani bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Tabii hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Yani bizim de hatalarımız oluyor burada. Sizin de hatalarınız oluyor ama maalesef yani bu kaosu besleyenler de reyting de alıyor bu ülkede. Yani o da önemli bir şey. Yani bu kaostan beslenen, kaosu besleyen burada tabii ki demin de söyledim. Yani hepimizin kendi üstümüze bir şeyler alması gerekiyor. Biz de bazen tabii ki belki kazanmak için çok fazla çabada sarf ediyoruz. Çok fazla belki kendi duruşumuzun dışına çıktığımız, yani herkes bu anlamda hataları, yanlışları oluyor, baskıları oluyor. Hep kazanmaya odaklıyız. Yani kazandığımızda her şeyin bittiğini düşünüyoruz. O yüzden genel olarak baktığımızda hepimizin kendi üzerimize düşeni almamız gerekiyor. Yani herkes bir kesimi suçlarsa buradan da tabii ki bir sonuç çıkmıyor. O yüzden elimizden geleni yapacağız. Yani biz ben burada, siz orada. En doğru şekilde hangimiz bu işe doğru bir katkı verebiliyorsak bunu en doğru şekilde yapacağız.